O 22 yıldan bu yana görev aldığı Avrupa Parlamentosu'nun en tanınmış simalarından. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz 20 Aralık 1955'te Almanya'nın Hollanda ve Belçika sınırında bulunan Hillerath kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolcu olmayı hedefleyen Schulz dizinden sakatlanınca bu hayali son buldu. 12 Ocak 2012'de Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğun desteğini arkasına alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Açık sözlü olmasıyla bilinen Alman politikacı kimileri tarafından sivri dilli olarak nitelendi. Bu özellik zaman zaman mecliste sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Avrupa Birliği'ni tehdit eden tehlikeleri her fırsatta dile getiren siyasi lider, kemer sıkma politikaları, büyüme ve istihdam politikalarını teşvik etti. Dünyadaki gelir eşitsizliğine dikkat çeken Schulz, zenginlik ne ülke içerisinde ne de insanlar arasında eşit bir şekilde paylaşılmıyor dedi. Ocak 2014'te Avrupa Birliği'nin 32 Sosyalist Partisi'ni bünyesinde barındıran Avrupa Sosyalist Partisi Martin Schulz'u Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday gösterdi. Schulz komisyon başkanlığına seçilemese de Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'nı korudu ve AP'nin Avrupa siyasetinin kalbi olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Schulz'un görev süresi boyunca zorlu sınavlardan geçti. Ekonomik krizin ardından mülteci sorunu da Avrupa'yı çaresizliğe sürükledi. Avrupa'nın 28 ülkesinde bulunan 508 milyon kişiye 1 milyon mültecinin de eklenmesi bir sorun olmayacaktır. Asıl sorun birçok üye ülkenin mülteci krizine çözüm bulma konusunda kendilerini yeteri kadar sorumlu görmemeleri. Brexit referandumunun ardından David Cameron'la görüşen Schulz, Avrupa Birliği'nin temellerinin büyük bir darbe aldığına dikkat çekti. Kimsenin bu konuda hiçbir tecrübesi bulunmuyor. 50. madde hiçbir zaman yürürlüğe konulmadı. Beklemek ve bu işe süründürmek bir işe yaramayacaktır. Fakat karşılıklı güven ve saygı içerisinde geleceğe yön veren bir plan hazırlanılmalı. Sorunlarla yüzleşilmesi gerektiğine inanan Alman siyasetçi, Avrupa'nın merkezi güçler tarafından farklı yönlere çekildiğini ve birliğin içler acısı bir durumda olduğunu itiraf etti. Avrupa Birliği'ne son verilmesi ve yeniden ulusal politikalara dönülmesi gerektiğini savunanlar yeni bir neslin güvenliği ve geleceği üzerinde oynuyorlar. Avrupa Birliği taraftarı ve iki çocuk babası olan Schulz, siyasi dengelerin artık Almanya sahasında belirlenmesi gerektiğine inanarak Brüksel'i bırakıp Berlin'e yöneldi.